bir vitamin blister paketi kullanalım. Bir krayolayı eritelim. Kalıba dökelim. Mükemmel. Bir logo çizelim. Doğal sabun ellerinize iyi gelir. Çamaşırları yıkamanın zamanı geldi. Çok fazla kıyafet var. Makineye atalım. Deterjan koyalım. Bir saat içinde buna geri dönelim. O gitti. Şimdi ona şaka yapacağım. Sabun nerede? Buldum. Son malzeme. Aa, deterjanı fazla mı abarttım? Aa, kıyafetim iyi. Şakam başarılıydı. Pamuklardan birini alalım. Paketi kapatalım. Etiket ekleyelim. Makyaj pamukları her zaman elinizin altında. Kızlar moda trendlerini tartışmak için toplandı. Parlak renkli makyaj artık moda. Hadi yapalım. Bugün bir makyaj sanatçısıyım. Ne düşünüyorsunuz? Harika. Hello. Ne yapıyorsunuz? Sen de şık olmak ister misin? Hadi bunu gerçekleştirelim. Keyfini çıkar. Wow. Güzel ama bu benim rengim değil. Bu makyaj pamukları beni kurtardı. Çok eğlendiler. Hadi bir tuvalet yapalım. Bir şişe kapağı kullanışlı olacak. İşte tank. Klozetimize eva kağıdı yapıştıralım. Bir tuvalet kağıdı tutucu ve sifon düğmesi. Porselen taht temiz ve güzel. Elsa banyodayken bile telefonunu asla bırakmıyor. Tuvalete düşürmemeye dikkat et. Pekala. Olamaz. Lalifonum. Onu almaya çalışacağım. Aa, bu nedir? Ha? Burada çok fazla şey var. Buraya nasıl geldiler? Oh. Hey. Ne oldu? Telefon düştü. Ben yarı zamanlı tesisatçı olarak çalışıyorum. İşte burada. Beni kurtardın. Her zaman yardım için buradayım. Görüşürüz. Düğmeden bir parça keselim. Bir mum standı kullanışlı olacak. Bir pamuklu çubuğun tüpünü elektrik bandına saralım. Kılları yerleştirelim. Bir ataç. Dişlerinizi günde iki kez fırçalamayı unutmayın. Adrien temizlik yapmaya başladı. Of, ne dağınıklık. İyi, örümcek. Güle güle. Buraya ait değilsin. Tozu silelim. Olamaz. Diş fırçam. Marinette bunu unutturmayacak. Marinette, sana bir şey söylemeliyim. Yanlışlıkla diş fırçamı çöp kutusuna düşürdüm. Onu uzun zaman önce değiştirmeliydin. Tamam, o zaman yeni bir tane sipariş edeceğim. Teslimatı bekliyorlar. Hi. Paketiniz burada. Teşekkürler. Bakalım elimde ne aldım. Vay canına. Bak. Vay. Daha önce hiç elektrikli fırça kullanmadım. Dişlerim her zamankinden daha temiz. Mutlu yıllar tatlım. Bir dilek tut. Artık bunu alabiliriz. Yağlı kağıda biraz ağda dökelim. Ağda bantları yaptık. Artık istenmeyen tüylerden kurtulmak çok kolay. Adrien internette geziniyordu. Yüzüne ne oldu? Bıyığın var. İyi, anlamıyorsun. Bu kötü. Kendi işine bak. Adrien uykuya daldı. Marinette yatak odasına girdi. Bundan kurtulmanın zamanı geldi. Fark etmeyecek bile. Aa, o da neydi? Ev berberi. Tamam, o kadar da kötü değil. Uzlaşmayı başardılar. Kenarda fazladan bir Kinder Joy duruyordu. Olaf, ye bakalım. Çikolatayı severim. Vay canına, bir kış pastası. Biraz tuvalet kağıdı. Boynuzlara takalım.
Sıra dışı bir tuvalet kağıdı tutucu misafirlerimizi şaşırtacak. Harika, artık dinlenebilirim. Sven, kötü zamanlama. Git başımdan. Bu kağıt rulosunu sevdi. Nefis. Bu garip. Yeni bir rulom olduğunu sanıyordum. Vay canına. En azından bana bir şey bırak. Onu ondan almak kolay değildi. Sven özür diledi. Bu yiyecek değil. Havuçi. Senin için daha iyiler. Marinette banyo yapmaya karar verdi. Sabah duşundan daha iyi ne olabilir? Aa, burası çok kaygan. İyi misin? Evet ama banyo yapamadım. Buldum. Renkli kartuşu yeniden dolduralım. Bir halı yapalım. Noktalar oluşturalım. Bununla kaymayacaksınız. İşte kaymaz bir paspas. Teşekkürler dostum. Marinette şarkı söylemeye başladı. Eski kulaklıklardan bir kulak silikon. Pompa olacak. Sap yerini aldı. Bu kesinlikle işimizi görecek. Elsa Rapunzel'e saçları için yardım etmeye karar verdi. Saçlarını taramak kolay değil. Teşekkürler dostum. Aa, lavabo tıkanmış. Ne? Bak, bu ciddi. Her şeyi çıkaramıyorum. Ne yapacağız? Ha? Ben bir uzmanım. Hadi bir pompa kullanalım. Bana nasıl olduğunu göster. Birkaç hamle. Ve gider temizleniyor. Sen benim kahramanımsın. Bak, bu koca bir peruk. Vay canına. Bir fikrim var. Olaf, bu kadar uzun süren nedir? Ne düşünüyorsun? Her zamanki gibi mükemmel. Teslimat. Tabelanın silüetini keselim. Yarıları katlayalım. Islak zemin. Dikkatli olun. Zemin artık ıslak. Yüzme zamanı. Aa, uçuyorum. Üzgünüm. Hepsi benim yüzümden. Sana yardım edeceğim. Bir dahaki sefere seni uyaracağım. Hadi bir tabela koyalım. Artık kazara düşmek yok. Arkadaşlar bunun içindir. Olaf, bu müzede değerli bir eser. Aa, bir hırsız binaya girdi. Lalulu hırsızı buldu. Vay canına. Bu kıllar bir fırça oldu. Bu Elsa'nın havasına uyacak. Elsa yemek pişirme pratiği yapıyor. Olaf ve Anna her zaman yeni bir şeyler denemekten mutluluk duyarlar. Keyfinize bakın. Ancak bugün Elsa'nın deneyi işe yaramadı. Çorbanın böyle görünmesi mi gerekiyor? Muhtemelen. Bu sağlıklı. Sven, pişt, bunu yememe yardım et. Sven hepsini yedi. Sonra Anna'yı yaladı. Her şeyi sessizce tuvalete atabilirim. Bu mükemmel bir plan. Olamaz. Tıkandı. Kurtarın beni. İşler daha da kötüye gitti. Artık bütün banyo çorbayla kaplı. Aa, bir canavar. Bu benim kızlar. Bir modelleme aracını ısıtalım. Plastiğe oluklar yapalım. Slime parçalarına batıralım. Bu tuvalet temizleyiciyi pakete koyalım. Bundan sonra tuvalette tazelik kokusu hakim olacak. Ne kabustu ama. Burası çok pis. Vay canına, temizlemem gerekiyor. Bu pislik içinde yaşamak imkansız. Önce çamaşırlar. Artık su birikintileriyle başa çıkabilirim. Böyle daha iyi. Tuvalet zamanı. Tüm bu kirlerden nasıl kurtulabilirim? Akşamı böyle geçirmek istemiyordum. Lalilu yardım et. Bu tuvalet temizleyicilerini kullan. Aa, elbette. Bir sifon. Vay canına. Tuvalet artık parlıyor. Aferin Elsa. Pomponlarımız var. Kırmızı benim favorim.
Bir ip ekleyelim. Bu yumuşak duş lifi her şeyi temiz tutacak. Adrien dişlerini fırçalamaya gitti. Bir duş jeli. Bununla dahice bir şaka yapabilirim. İçine slime koyalım. Marinette fark etmeyecek bile. Marinette duşa girdi. Aniden. Adrien, dikkat et. Olaf çişeyi alıyor. Birkaç kristal. Metal dekor ve bir çiçek. İşte kutu. Lavanta kokusu çok yatıştırıcıdır. Elsa lezzetli bir donutla kahvesinin tadını çıkarıyor. Sven de atıştırmaya karar verdi. Biraz atıştırmalık ister misin? Aa, kötü kokuyor. Bir oda kokusu bunu düzeltmeye yardımcı olacak. Hadi Lavanta, bana yardım et. Malzemeleri getirdim. Plastik ambalajı keselim. Slime yerleştirelim. Yumuşak ve güzel bir klozet kapağı hazır. Elsa, Anna ve Olaf bir çay partisi veriyorlar. Kim bir fincan çay ister? Teşekkürler. Bardak dolu. Bu güzelmiş. Hay aksi. Gitmeliyim. Bir yudum daha. İyi ki misafirler için bunları hazırlamışım. Çok rahatladım. Şimdi seninleyim. Benim sıram. Nereye gidiyorsun? Kılıf nerede? Vay canına. Çok güzel. Herkes nereye gidiyor? Bu harika mücevher nedir? Ben bir moda tutkunuyum. Kızlar tarzıma bir bakın. Olaf'a her şey yakışıyor. Yes. Düğme dolusu bir sandık. Pembe işimize yarar. Düğmeleri yumuşak keçeli kumaşa saralım. Parlak köpük kağıttan birkaç daire keselim. Kulaklığın parlak kısmını bükelim. Şu narin çiçeklere bir bakın. İki farklı polimer kilden boynuzlar yapalım. Biraz daha parıltı. Birkaç tane kulak çizelim. Unicorn kulaklıklar hazır. Lola unicornlara bayılıyor. Bütün oda Lola'nın en sevdiği yaratıklarla dolu. Ne yapsam? Doğru, müzik dinleyebilirim. İşte kulaklıklar. Takıyorum. Woohoo! Şarkı Lola'nın unicornunu boyamasına ilham verdi. Lola merhaba. Cynthia selam. Beni korkuttun. Hadi Uğur Böceğini birlikte izleyelim. Yay! Yeni bölüm yayınlanmış. Lola kulaklığını çıkardı. Kızlar Uğur Böceği ve Kara Kedi'nin maceralarını merakla izledi. Onun hakkında ne düşünüyorsun? Çok seviyorum onu. Keşke onun gibi olabilsem. Anlaşılan Lola, Uğur Böceği'nin büyük bir hayranı. Uğur Böceği posterlere asmak istiyorum. Affedersiniz unicornlar. Kulaklıkların bir süreliğine burada bekleyebilir. Vay canına. Bir sürü Lego parçası var. Birkaç tanesini seçelim. Hareket ediyorlar. Artık bir drone'umuz var. Gümüş kar taneleriyle süsleyelim. Biraz da yapay elması ekleyelim. İşte Elsa'nın bir fotoğrafı. Uzaktan kumandaya ihtiyacımız var. Birkaç tane düğme. Telefon tutacağını yapıştıralım. Bu drone sayesinde gökyüzünden harika fotoğraflar çekebiliriz. Melissa yeni teknolojiyi çok seviyor. Drone'uyla oynamak için parkın yolunu tutuyor. Nerede şu uzaktan kumanda? İşte burada. Hadi uçalım dostum. Drone'umu geri almam lazım. Yetişemiyorum. Buldum. Dal parçası kullansan nasıl olur? Hayır. Merhaba.
Yardım edeyim mi? Merhaba, drone'um ağaca takıldı. Seninle boyumuz aynı. Yetişebileceğini sanmıyorum. Bak, drone'unu almak için kendimkini kullanacağım. Aa, az kalsın düşüyordu. Biraz daha. Drone Melissa'nın kollarına düştü. Teşekkür ederim. Operasyon başarıyla tamamlandı. Ve kızlar birlikte oyun oynadı. Metal bir tenekeyi keselim. Ailemizden yardım isteyelim. Telefon ekranlarını keselim. Fazlalıkları kaldıralım. Acaba hangi köpük kağıdı seçsek? Mor, telefonumuzun arka kapağını hazırlayalım. Yapay elmaslı bir kamera ekleyelim. Vay canına, katlanıyor. Kalın kartonun üstüne detaylar çizelim. Bir kutumuz oldu. Üstünü simle süsleyelim. Dolgu yapmak için pembe bir kağıdı keselim. Son model Samsung Flip telefonumuzu kutunun içine yerleştirelim. Bir baba ve kız birlikte teknoloji mağazasına geldi. Merhaba, iş için bir dizüstü bilgisayara ihtiyacım var. Buna ne dersiniz? Daha iyi bir şey lazım. Peki bu nasıl? Aa, pek tarzım değil bu. Sade bir tasarımı olan daha pratik bir şey ne dersiniz? Tam da böyle bir şeye ihtiyacım var işte. O sırada kıza diğer cihazlara bakıyordu. Vay canına, bu çok güzel. Son model mor renkli Samsung Flip dikkatini çekti. Şu an bir çekiliş düzenliyoruz. Şansınızı deneyin. Hadi deneyelim baba. Tamam deneyelim. Bir top seç. Genelde şanslısındır. Yeşil. Kontrol edelim. Wow, tebrikler. Son model yeni bir Samsung Flip kazandınız. Evet. O kadar mutlu oldu ki kendini adeta bir çiçek bahçesinin içinde gibi hissetti. Hey, bu telefon senin için. Isabella dans etmeye başladı. Aa, rüya görüyorum galiba. Teşekkür ederim. Açsana. Baba, düşündüğümden bile güzel bu. Gözlük çerçeveleri çizelim. Camlarını ekleyelim. Köpük kağıttan bir şeritle süsleyelim. Bir parça daha. Şeffaf plastikten yapılma bir ekran ekleyelim. İşte çerçevelerimiz. Yapay elmaslarla süsleyelim. Sanal gerçeklik gözlüklerini her yere götürebilirsiniz. Epeydir burada oturuyorum. Başka ne yapsam? Merhaba Stacy, buraya gelin. En sevdiğim televizyon programlarını baştan izledim bile. Birkaç dakika sonra arkadaşı geldi. Hey Melissa, bak ne getirdim. VR gözlükleri. Harika. Hep denemek istemişimdir. Şimdi deneyebilirsin. Nasıl yapacağımı bilmiyorum. Gözlükleri tak yeter. Böylece doğrudan sanal gerçekliğe adım atacaksın. Aa, şu an bir uzay gemisindeyim. Wow. Bekle, denesene. Her şeyi keşfetmem gerekiyor. Vay canına, bir engel. Seni fark etmedim. Kızlar birlikte iyi vakit geçirdiler. Ama böyle bir maceraya çıkmadan önce ortalığı temiz tutmak gerek. Bir tane düğmeyi polimer kile saralım. Lastik dokusu verelim. Siyaha boyayalım. Kalın kartonun üstünde detaylar çizelim. Benekler yapalım. Uğur böceğine benzedi. Tek tekerle bisikleti birleştirelim. Ahşap çubuklardan ve köpük kağıttan ayaklık yapalım.
Aa, uğur böceği. Keşke onun gibi hızlı ve güçlü olabilsem. Önce yere, sonra yatağına atlıyor. Bu mucizevi uğur böceği. Dünyayı kurtaracağım. Aa, kötü adamlar. Açılın. Tatlım, ne yapıyorsun? Anne, ben uğur böceği oldum. Wow. Aa, bir dakika. Anne yeni bir tek tekerlekli bisikletle geri geldi. Bu senin için bebeğim. Artık uğur böceği gibi aşırı hızlı olacaksın. Çok güzel. Lola hızlı öğreniyor ama annesinin elini tutuyor. Evet, başardım. Köpük kağıdının üstüne detaylar çizelim. Ortasına bir daire ekleyelim. Siyah benekler çizelim. Kemer takalım. Önce güvenlik. Kafasını bir folyo parçasına saralım. Bantlayalım. Polimer kille kaplayalım. Kaskı parlak kırmızıya boyayalım. Ve tabii ki de beneklerini ekleyelim. Boru temizleyicilerden anten yapacağız. Kemerini takalım. Güvenlik takımı hazır. Artık düşseniz bile sorun olmaz. Aa! Ups! Düştü. Tatlım, iyi misin? Korumaya ihtiyacın var. Artık sürüşe çıkabilirsin. Hiçbir şeyden korkmana gerek yok. Uğur böceği, teşekkür ederim. Harikasın. Lola doğruca annesine koştu. Lola bebeğim, kaskı nereden aldın? Uğur böceği bana bir kask verdi. Vay canına, çok iyi birisiymiş. Hadi biraz dondurma alalım. Tercihimiz mordan yana. Köpük kağıdının üstüne detaylar çizelim. Keselim, iğneleri takalım. Vay canına, bunlar elf kulaklığı. Takalım ve elflerin müziğini dinleyelim. Eva ilk derse tam zamanında yetişti. Herkese merhaba. Kız sınıftaki yeni çocuğu fark etti. Lola, bu çocuk kim? Yeni geldi. Eva onu tanımaya karar verdi. Ona okulumuzu tanıtmalıyız. Merhaba, ben Eva. Ama çocuk yanıt olarak el sallamakla yetindi. Eva yakından baktı. Aa, vay canına. O bir elf. Dilimizi anlamıyor galiba. Aa, keşke elfçe konuşabilseydim. Parktan eve doğru gidiyordu. Eva, bekle. Dileğini duydum. Hı? Sen de kimsin? Sana bu kulaklıkları vereceğim. Tak bakalım. Böylece elfçe konuşabileceksin. Vay canına. Teşekkürler. Eva periye teşekkür etmek için arkasını döndüğü anda peri ortadan kayboldu. Merhaba. Adı ne? Aa, merhaba. Hiç beklemiyordum bunu. Ben Seti. Senin adın ne? Eva. Tanıştığımızda memnun oldum. Hı? Ne? Nasıl olur bu? Akıllı telefonu sallayalım. Tam da bu parçalara ihtiyacımız vardı. Şeffaf daireler. Benekli bir daire keselim. İçinden bir tel geçirelim. Parçaları artık birleşti. Şimdi de bir ekran ekleyelim. İşte tuşlar. Uğur böceğinin süper cihazı hazır. Bu yoyok hareketiyle iletişim kurmasını sağlayacak. Lola Paris'in kalbinde yürüyordu. Eyfel Kulesi ile fotoğraf çekilmem lazım. Aa, hikayemde paylaşayım. Herkese merhaba. Bugün harika bir gün. Aa, ne? Uğur böceği. Hi. Uğur böceği Paris'i kurtarıyor. Her zamanki gibi. Aa, olamaz. Uğur böceği yoyosunu kaybetti. Onu geri alması lazım. Acele et. Aa, bu kadar önemli bir aleti nasıl kaybederim? Oh no. Aa, birisi arıyor. Aa, kara kedi bu. Uğur böceği. Ups. Yoyo bende. Ona geri götürmeye çalışacağım. Nerede bu? Nerede? Uğur böceği. Bunu mu arıyorsun? Aa, beni kurtardın. Teşekkürler. Gitmem gerek. Hava ile kuruyan kili ısıtalım. Bir küp yapalım.
Artık gözlük camlarımız var. Bir tane projektör yapalım. Kar taneleriyle süsleyelim. Boncuklardan birer bacak ekleyelim. Artık bu büyük ekranda film izleyebilirsiniz. Aa, bu dağınıklık da ne böyle? Oh my God. Tatlım, neler oldu? Kıyafetleniyordum sadece. Hemen temizlerim. Vay canına. Burada ne var böyle? Küçük bir projektör buldum. Kızlarla ne yapacağımızı buldum. Film izleyeceğiz. Kızlar, sizi bekliyorum. Merhaba Melisa. Yatağa atla ve birlikte film izleyelim. Atıştırmalık getirdim. Yaşasın. Evde film izlemek gibisi yok. Kalem tıraşı alalım. Köpük kağıdı ekleyelim. LED ışıklandırma yerleştirelim. Elsa'nın yüzünü çizelim. Ne kadar güzel bir gece lambası. Melisa telefonuyla meşgul. Bebeğim, uyku vakti. Ama anne, uyumak istemiyorum. Geç oldu, hadi. Annesi kızını yatağa koydu. Ve ışıkları kapattı. He? Bu da ne? Kim var orada? Melisa gölgelerden korktu ve doğruca anne babasının yanına gitti. Anne, baba, çok korktum. Ne oldu bakalım? Tatlım, kimse yok burada. Melisa, Elsa gece lambasını yakalı mı? Vay canına. Elsa ile güvende olacaksın. İyi geceler. Melisa gözlerini kapadı ve uykuya daldı. Tatlı rüyalar.